Ahsen Gelin'in salonu açık renk mobilyalarla dekore edildiği için hayli ferah. Gold detaylı krem rengi kanepeler sade ve şık. Kanepelerle siyah berjerlerin kombini de gayet güzel. Beyaz yemek masası ve gold ayaklı krem rengi sandalyelerle şık bir yemek bölümü tasarlanmış. Ayna tablolu gold orta sehpa ve takımı olan zigonlar salonun genel havasıyla uyumlu. Beyaz organze tül perde kendinden parlak dokusuyla güzel seçim. Siyah ve gold detaylı fon perdeyle de uyumu harika. Son olarak bal köpüğü cam başlıklı gold aydınlatmanın renk ve tarz olarak doğru bir seçim olduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Ben yemek masasının üstünü çok boş buldum. Yemek masasının üzeri. Ya, evet. Yani üzerine bir şey koyabilirdin. Hiçbir örtü yok. Aynı. Aslında orada bir çiçek var. Gelin çiçeğim var. Yani aynı şekilde altındaki vazoyu da perdelerime, koltuklarıma siyah uydurdum. Yani üzerini biraz doldurabilirdi. Masa hani ben, boş göründüğü için. Anladım. Masa örtüsü ve runner o tarz şeyler çok yani sevmiyorum. Şey hani onun asıl kendini belli etmesi için hiçbir şey sermiyorum açıkçası. Evimde bir boşluk görünmüş yani. Boş. Şu arka duvarında da bir şey olabilirdi. Ya şöyle, kiracı olduğum için çok fazla delme, yapıştırma olayları karşı çıkıyorlar açıkçası. O yüzden çok yapamıyorum. Evet var mı? Var. Onlar da takımında zorunlu olan şeylere izin verdi ev sahibimiz. O yüzden. Ama bir tane fotoğraf ya da bir tane bir tablo olabilirdi. Evet, yani şurası çok boş. Bir tane olsa olabilirdi. Çıkartmadım. Düğün fotoğrafımız yok o şekilde. Tablo olarak yok. Benim de yok. Ama dediğim farklı bir şey yani. Ya da farklı bir aksesuar. Evet. Yani aksesuar biraz olabilir. Boş duruyor duvarlar. Evet, olabilirdi. Mesela sütunun oraya bir şey olabilir. Yani evet olabilirdi ama dediğim gibi biraz sıkıntı çıkartıyor ev sahibimiz bu konuda. Olabilir. Yalnız ben tüllere bayıldım. Evet tüller farklı. Hiçbir kumaşı çok ben farklı. Bunu görmedim. Evet. Çok değişik. Simli bir yapısı var bunun. Aslında kumaşın kalitesi. Ben bunu direttim yalnız bunu almakta. Şöyle pahalıdır. Perde evet ucuz bir perde değil çünkü bu organze. Evet. Organze bunun parlaklığı da oradan geliyor. Ne kadara geliyor. Yaptırdın Aslan perdeleri? Bu salonun tamamı 7000 TL. 7000. Evet. Çok güzel. Bence fonların çok güzel. Evet. Fonları nasıl buldunuz? Fonların bir fonları tanesi uyumlu olmuş evine. Ya aslında perdecim başka bir perde önerdi bana ama ben illa direttim. İşte bu olsun, bu olsun. Perdecim diyor ki bunu ama ütülemek zorundasın. Dedim ütüleyim yeter ki benim evimde olsun bu. Ama gerçekten senin güzel. Yıkadın evet ütüledim. Evet benim fonlarım da mavi tonlardaydı. Ama bak halısını daha sade kullanmış. Evet, evet çok şık olmuş. Mesela şık durmuş. Yani düz de denedim ben dediğim gibi ama benim birazcık çocuk faktörü de var. Düz renk kullandığımda daha çabuk kirlendiği için ben onu da tercih etmedim o yüzden açıkçası. Biraz daha karışık renkler en azından kir vesaire bir şey olduğunu çok göstermiyor. Ama o da işte biraz çok karmaşık. Ya ben de aslında iki tane halı denedim. Bizim halıcımız da bizim evimize getirdi. Deneme fırsatımız oldu. Ne güzel. Evet. Yine siyahlı bir halım vardı. Ama bunu tercih ettim. Balıkesir'de böyle bir şey var vallahi eve. Evet. Servis yapıyorlar. Evet. Anneme de böyle servisler yapmışlardı. Ben avizeye değinmek istiyorum. Tam bir salon avizesi bence. Fiyatını alalım mı avize? Evet. Onun fiyatı da 500 TL. Allah'ım nadir gördüğümüz ampuller. Hepsi tam fark ettiniz mi? Evet. Eksik. Genelde böyle bir eksik, iki eksik falan oluyordu. Ampuller tamam olmuş. Evet. Ne zaman aldın? Düğünümüzden hemen yani bir 7-8 ay önce. 8 ay önce. Bence fiyat olarak da güzel. Gayet normal. Gayet güzel. Uygun kutlar da gold farkındaysanız. Evet. Konsolun kutları uymuş. Şunu mesela bu da krem, o da krem, siyahlık var ama konsol farklı bir renk mi olsaydı? Hani hep krem, krem, halı krem. Farklı olabilir miydi? Şöyle onda sadece iki renk seçeneği vardı. Füme ve krem renk. Mesela perdelerinde koyuluk var ya, acaba koyu mu tercih etseydim diye bir düşündüm. Dediğim gibi sadece iki renk seçebiliyordum. Füme yani krem varken fümeyi seçmem çok saçma olacaktı. Hani krem var ve siyah var, füme yani hiçbir salonda yerde yok. Salonda ferahlık var yani. O yüzden güzel giydiğin zaman duvar renginde
da güzel. Bence evet. ortama o yüzden aydınlık gösteriyor. Teşekkür ben ederim. Beğendim o beğendim. Açıdan. Bu, teşekkür ederim. Bir tek bir de şey bu çiçeği pek sevemedim sanki. Yani ortamda. Ben çiçekleri seviyorum aslında. Canlı çiçek. Evet, evet canlı çiçek. Güzel oluyor. Ya, evet güzel ama ben böyle orta çok boy etmediğim için oldu. Sanırım. Neden? Solmaz. Ben bakamıyorum açıkçası. Evet. Hani yoksa canlı bakamaz çiçek, ya. Salona falan çok yakışıyor normal. Evet, benim evimde yani de var. Yani ben o açıdan kendim hani bakamadığım için belki de. Belki de. O yüzden yani çok sevemedim. Canlı çok güzel ya. Evet. Bunlarla konuşulur evet. ya. Evet. Bunlar çok güzel. Evet, evet. Baksana. Bakana çok belki güzel. Belki kanepeler açılıyor mu? Yatak oluyor mu? Açılmıyor ama yastıklar kalkıyor. Yastıklar kalkınca derin oluyor. Genişliyor. Evet. Peki bunların fiyatını öğrenelim. Bunlar da 20.000 TL. Tekliler dahil. Tekliler dahil. İki tane teklimiz evet. Ve iki tane de üçlü. Ha. Peki yemek odası? O da 18.000 TL olması lazım. 18.000 evet. TL. Güzel fiyatlar. Evet. Güzel. Sandalyelerle de tabii, uyumlu. Tabii. Her şey evet. takım. Halınızın fiyatını da alalım. Halı da 5.000 TL. 5.000 TL. Evet. Sizce bu salonda uyum var mı? Uyum var ama sadece duvarlarda birazcık hani boşluk var ama ferahlık evet. var evet. salonda. Ben açık renk olmasını çok beğendim. Mesela dünkü arkadaşımız hep koyu renk kullanmış. O çok boğucuydu. Hmm. Gayet ferah bir salon peki, var. Peki sen ne diyorsun? Ben uyum olduğunu düşünüyorum yani katılıyorum ama sadece biraz eksik boş geldi. Mi? Eksik yani. Duvarda şey, evet. boşluk. Buldum. Ben de genel anlamda beğendim. Sadece masasının da örtü olmaması, duvarlarının boş olması onları pek beğenemedim. Bir de ben dediğim gibi belki bu perdenin tonunda bir konsol değişebilir. Ya da mesela koltukları pardon sandalyelerinde belki bu renk kullanılabilirdi. Hani o açıdan bir sadece uyum isteyebilirdi. Bir şey konsolun üstünde ayna yok muydu? Evet, ayna da. Ha? Ayna var, evet. Kızlar aynam olduğu için salonumu karşıdan direkt her yeri yansıtıyor zaten ve geniş gösteriyor. Karşı duvarı full ayna kapladığı için bu duvarlara ihtiyaç duymadım açıkçası. Burasını zaten perde kaplıyor, burasını da perde kaplıyor. Karşısı da dolu, burası şey da boş kalsın. Evet. Ferah yapmış evet, aslında. Ferah. Evet. Yani evet. bu ayna derinlik katıyor zaten. Evet. Dediği gibi fonları hareketli. Bir de burada hareketli, orada hareketli olsa bak sizi yorabilirdi. Buradaki evet. ferahlığın sebebi belki burası olabilir. O zaman da çok peki, yorucu diyebilirdiniz yani. Ben şu kahvemi içeyim. Evet, o zaman bir mutfağa gidin bir bakın bakalım ya. Mutfak gidelim, nasıl? Gidelim. Gidelim. Hadi bakalım.